Psikoloji 8. bölüm. Bellek ve zeka. Bellek, bireyin bilgisini saklayan tüm zihinsel sistem ve bireyin bu saklanan bilgiyi gerektiği durumda geri çağıran ve kullanmasını sağlayan bir dizi zihinsel süreçtir diyebiliriz arkadaşlar. Sinirsel sistemimiz yoluyla duyusal bilgiyi zihnimizde işlemden geçirerek geçirecek hale dönüştürdüğümüzde kodlama denilen işlemi gerçekleştirmiş oluruz. Kodlama bilgiyi beynin işleyebileceği zihinsel temsillere dönüştürmedir. Kodlanan bilgi saklanmak üzere belleğe konur. Saklama aşaması söz konusu bilginin o andaki veya daha sonraki kullanımları için önemlidir. Saklama kodlanmış bilginin hemen ya da daha sonraki kullanımı için bellekte tutulmasıdır diyebiliriz diğer bir ifadeyle arkadaşlar. Geri getirme bellekte saklanan bilginin yerini tespit etme ve o bilgiyi kullanmadır. Bir bilgiye ihtiyaç duyduğumuzda o bilgiyi bellekte aramamız ve bulmamız gerekir. Ancak o bilgiyi bulduğumuzda o anda kullanmak üzere bilgiyi aktive edebiliriz. Yani hatırlarız. Dış dünyadan gelen tüm uyarıcılar duyusal kayıtlardan bellek sistemine girerler. Sisteme girmeyen hiçbir uyarıcının sistem tarafından işleme konma olasılığı yoktur. Ama sisteme giren her uyarıcının işleme gireceğinin de bir garantisi yoktur. 5 duyusal formda sisteme giren uyarıcıların hepsi kendi formlarında duyusal kayıttan geçse de üzerinde en fazla araştırma yapılanlar işitsel ve görsel kayıtlardır. Duyusal kayıtlar duyu organlarından gelen ham bilginin giriş noktalarıdır diyebiliriz. Kısa süreli bellek. Bilgi işleme modeline göre duyusal kayda giren bilgilerin bazıları daha ileri işlem için çalışan bellek adı da verilen kısa süreli bellek sistemine geçer. Kısa süreli bellek bilinçli kullanımda olan sınırlı miktardaki bilgiyi geçici süre saklayan bir bellek sistemidir. Bu sistem bilinçli olarak farkında olduğumuz bilgiyi saklar. Kısa süreli bellek bir dokunman tezgahı gibi ya da mutfaktaki doğrama tahtası gibi çeşitli işlerin yapıldığı aktif bir yerdir. Hem duyusal kayıttan gelen yeni bilgi yani içinde bulunan anı veya çevreyi temsil eder. Hem de uzun süreli bellekte depolanmış bilgi yani daha önceki deneyimlerden kazanılan bilgiyi temsil eder. Kısa süreli bellekten akar bu bilgiler. Bu konudaki araştırmalar bilgiyi kısa süreli bellekte herhangi bir formda kodlayabileceğimizi göstermektedir. Yani işitsel, görsel kodlama yapabileceğimiz gibi anlama dayalı olarak da kodlama yapabiliriz. Bunlardan başka kısa süreli bellekte diğer duyularla ilgili, örneğin koku, dokunma gibi kodlama da yapılmaktadır bu duyularla ilgili. Kısa süreli belleğin kapasitesi sınırlıdır. Buna göre kısa süreli bellekte en az 5, en fazla 9 birim bilgi ve ortalama olarak da 7 birim bilgi tutulabilir. Kısa süreli belleğin kapasitesini artırmanın en iyi yolu verilen bir bilgiyi anlamlı bir biçimde daha büyük parçalar halinde organize etmektir. Kümeleme adı verilen bu işlem sayesinde örneğin başlangıçta kısa süreli bellekte tutulamayacağı düşünülen 12 sayının daha çok daha küçük bir alana sığdırılacağı görülür. Kümeleme zihinsel olarak bilgiyi anlamlı birimler halinde gruplamadır diyebiliriz. Geri getirme yani hatırlama. Kısa süreli bellek sadece sınırlı bir kapasiteye sahip olmakla kalmaz. Ama aynı zamanda bilgiyi tutmak açısından bir zaman sınırına sahiptir. Eğer hiçbir şey yapmazsak bilgi 30 saniye sonra kısa süreli bellekten çıkacaktır yani silinir. Bu böyle olmak zorundadır çünkü yeni gelen bilgiye yer açılması gerekir. Bundan dolayı bilginin kısa süreli bellekten kaybı yani unutma bir problem olarak görülmez. Ancak her şeye rağmen bilgiyi kısa süreli bellekte ya 30 saniyeden daha fazla tutmak isteriz ya da bazen o bölgeyi çok daha uzun süre sonra hatırlamak yani uzun süreli belleğe geçirmek isteriz. Bu tür durumlarda tekrar etme stratejisini kullanmak iyi sonuç verir. Yani bir bilgiyi tekrar tekrar ederek ezberlemek. Yani bilgiyi defalarca sesli ya da sessiz olarak basit biçimde tekrar ederek diğer bir deyişle ezberleyerek kısa bir süreli belleğin zaman sınırının bir miktarı da olsa üstesinden gelmiş oluruz. Tekrar etme bilgiyi kısa süreli bellekte her zamanki süresinden daha fazla tutmak için tekrar tekrar kısa süreli belleğe yeniden girişini sağlamaktır aslında. Silinme kuramına göre zaman geçtikçe bilginin gücü azalır ve dolayısıyla bilgi daha zor hatırlanır hale gelir. Yani sadece zamanın geçmesi nedeniyle olan unutma söz konusudur. Kısa süreli bellekteki unutmanın bir kısmından silinme sorumluysa da çalışmalar bozucu etkinin de unutmaya yol açtığını göstermiştir. Başka kaynaklarda yer değiştirme adı da verilen bozucu etki kuramında silinme yaklaşımından farklı hatta ona karşıt biçimde kısa süreli bellekte yer alan bilginin kendisinden sonra gelen bilgiler tarafından itildiği, bellekten çıkmaya zorlandığı ileri sürülür. Kapasite sınırlılığı yüzünden kısa süreli bellekte doldur boşalt yapılma zorunda kalınır.
Kısa süreli belleğin çalışan bellek olduğu, yani tanımı gereği içeriğinin farkında ya veya bilincinde olduğumuz bellek olduğu göz önüne alınırsa, kısa süreli bellekten hiç çaba harcamadan bilgiyi geri getirdiğimiz düşünülebilir. Uzun süreli bellek. Uzun süreli bellek, beceriler, sözcükler, deneyimler ve bilginin saklandığı sınırsız bir depo olan bellek sistemidir. Uzun süreli bellek, hayatta bildiğimiz her şeyin depolandığı bellektir. Dolayısıyla kapasitesi sınırsız olan bir bellek sisteminden söz ediyoruz. Genellikle uzun süreli bellek deposundaki milyonlarca bilginin farkında değiliz. Uzun süreli bellek, bilgilerin durduğu pasif bir depodur. Sınırsız kapasitesi vardır ve bilgiler çok uzun zaman, bir ömür boyu saklanabilmektedir arkadaşlar. Uzun süreli bellek türleri. Açık bellek, zihne bilinçli olarak getirilen olgulara ve bilgilere ait bellek türüdür. Bu bellekteki olgu ve bilgileri niyetli olarak, yani isteyerek hatırlarız. Bilinç dışı bilgiyle ilgili olan diğer alt sistem ise örtük bellek olarak adlandırılır. Bu tür belleğe ait bilgi niyetsiz bir biçimde öğrenilir ya da hiç istenmeksizin, niyet edilmeksizin hatırlanır. Amnezi, beyin sarsıntısı ya da psikolojik travmanın neden olduğu ciddi düzeydeki bellek kaybıdır diyebiliriz. Amnezi ile ilgili çalışmalar uzun süreli belleğin iki ayrı alt sistemi olduğu düşüncesini kanıtlar niteliktedir. Prosedürel bellek, davranışsal ve bilişsel prosedürlere ait örtük bellek türüdür. Bu belleğe ilişkin içerik çoğu zaman söz olarak betimlemekten çok göstermenin daha kolay olduğu performansa dayalı olan aktivitelerdir. Semantik bellek, olgusal gerçekliğe ve bilgiye ait bellek türüdür. Semantik bellek bir sözlük ya da ansiklopedi gibi genel olgu ve bilgileri içerir. Bu bilgiler kişisel olmayan, belli bir yer ve zamanla ilişkisiz türde bilgilerdir. Episodik bellek, belli bir yere ve zamana bağlı, kişisel olaylara ait bellek türüdür. Episodik bellek, kendimiz için anlamlı olan kişisel olaylara ait bellek türüdür. Daima bir yer ve zamanla ilişkildir. Otobiyografik bellek ise kendimiz hakkındaki kişisel olarak anlamlı olan bilgileri içerir arkadaşlar. Uzun süreli bellekte kodlama, saklama ve geri getirme. Kodlama, duyusal kayıttan geçip kısa süreli belleğe ulaşan bilginin bir kısmı uzun süreli belleğe geçer. Tıpkı kısa süreli bellekte olduğu gibi bilginin uzun süreli belleğe geçmesi, uzun süreli bellekte o bilgiyi tutacak veya saklayacak kodlara dönüştürmek anlamına gelir. Özümleme, yeni bilgiyi var olan bilgiyle ilişkilendirmek için bilinçli olarak analiz etmektir. Pavio, zihinsel temsil ve bellekle ilgili olarak çifte kodlama kuramını geliştirmiştir. Bu kurama göre birbiriyle etkileşen iki ayrı uzun süreli bellek formu mevcut. Biri sözel bilgiyi saklamak için özelleşmiş bir dilsel form. Diğeri de gördüğümüz nesne ve manzaradaki uzamsal, yani mekansal organizasyonu kodlamada özelleşmiş bir görsel formdur arkadaşlar. Pavlov'a göre bir uyarıcı aynı anda bu iki bellek sistemiyle kodlamak belleğimizi geliştirmede işe yarayan bir yöntemdir. Saklama ve geri getirme, bilgi işleme modeli gereğince uzun süreli bellekten bilgi geri getirmeyi, kütüphaneden gereksindiğimiz bir kaynağı aramaya ve bulmaya rahatlıkla benzetebiliriz bunu. Aslında hatırlamak istediğimiz bilginin orada olduğunu ama bir türlü ona ulaşamadığımızı hissettiren deneyimlerimiz tam da bu duruma bir örnektir. Psikologlar buna dilimin ucunda olgusuna adını veriyor arkadaşlar. Dilimin ucunda olgusu, bir sözcüğü bilmek ve fakat geri getirmede zorluk yaşamak, sürekli eşikte olma hissidir. Uzun süreli bellekte bilgiyi saklama süremiz dakikalarla ifade edildiği gibi yıllarla da ifade edilebilir. Psikologlar unutma için aradan geçen zaman değil, diğer öğrenme ya da zihinsel faaliyetlerin bellek üzerindeki bozucu etkisinin daha önemli olduğunu ileri sürmektedirler. Yani zamanın burada pek bir etkisi yok da zihinsel faaliyetlerin ve öğrenme yöntemlerinin etkisi var. İki türlü bozucu etkiden söz edilebilir buna. İleriye doğru bozucu etki ve geriye doğru bozucu etki. İleriye doğru bozucu etki, daha önce öğrenilmiş bilginin yeni olan bilgiyi olumsuz bir biçimde etkilemesidir. Geriye doğru bozucu etki ise diğerinin tam tersidir. Bu kez yeni öğrenmelerin eski öğrenmeler üzerindeki olumsuz etkisi söz konusudur. İleriye doğru bozucu etki, önce öğrenilen bilginin yeni öğrenilmiş bilgiyi geri getirmeyi engellediği zaman gerçekleşen unutma türüdür. Geriye doğru bozucu etki ise yeni öğrenilen bilginin daha önce öğrenilen bilgiyi geri getirmeyi engellediği zaman gerçekleşen unutma türüdür. A harfiyle başlayan isimleri sayın dendiğinde hemen uzun süreli belleğimiz A ile başlayan isimleri geri getirir. Ya da kırmızı meyveleri sayın dendiğinde hemen o meyvelerin adları geri getirilebilir. Bu örneklerde bilgilerine ait olduğu kategoriler geri getirme ipuçları olarak işlev görürler.
Burada örneklendiği gibi bilginin örgütlenmesi önemli bir ipucudur. Bundan başka geri getirmede kişinin içinde bulunduğu duygusal ve biyolojik durumla ilgili içsel geri getirme ipuçları ve deneyimin gerçekleştiği fiziksel çevreyle ilgili olan dışsal geri getirme ipuçlarından da söz edilebilir. Belleği geliştirme, kodlama, özümleme ve imgeleme. Özümleme, bilgiyi olabildiğince genişleterek uzun süreli belleğe yerleştirmeye olanak tanıyan bir stratejidir. Geri getirme etkinliğini artırmak üzere olabildiğince özümleyici bir kodlama yapmak için verilen sözel materyali sorular eşliğinde okuyabilirsiniz. Lokus yönteminde birbiriyle ilişkisiz sözcüklerde olduğu gibi rastgele verilmiş bir materyali bir sıraya düzene koyarak belleği etkin hale getirebilirsiniz. Anahtar sözcük yöntemi yabancı dilde sözcük öğrenilmesine yardımcı olması için geliştirilmiş bir tekniktir. Diyelim ki İspanyolca öğrenen bir İngiliz İspanyolca ördek demek olan pato sözcüğünü öğrenmek istiyor. Pato sözcüğü ses olarak İngilizce bir tür tencere demek olan pot sözcüğüne çok benzerdir. Bu kişi pot sözcüğünü anahtar sözcük olarak beller ve tencere ile ördeği içeren görsel bir imge yaratır. Ekranda görüyorsunuz üst tarafta. Mesela kafasına tencere geçirmiş bir ördek imgesi olabilir. Aslında ne kadar alışılmadık, saçma ya da komik imgelem yaratılırsa hatırlama olasılığını o kadar artırmış oluruz. Aslında bunları ders çalışma esnasında da yapabiliyoruz arkadaşlar. Sınavlara hazırlık esnasında anahtar sözcük yöntemini. İspanyolca pato sözcüğünün anlamını hatırlamak için önce pot sözcüğünü geri getirilmeli. Sonra bunun ördekle bağlantısını kuran imge geri getirilmelidir. Bu şekilde hatırlama sağlanabilir. Bilginin örgütlenmesi. Uzun süreli bellekte örgütleme ilkesi olarak kategorilere dayanmaktayız. İlk önce geri getirmek istediğimiz bilginin ait olduğu kategoriye ulaşmak ve sonra o bilgiyi geri getirmek çok daha kolaydır. Kirazı hatırlamamız gerektiğinde meyve kategorisine, kanaryayı hatırlamak istediğimiz zaman kuş kategorisine ulaşmamız gerekir. Bunlar da yiyecekler ve hayvanlar olarak daha üst kategorilere bağlandıklarından ilk önce en üst kategorilere ulaşarak oradan kuş ve meyve kategorilerine geçmemiz gerekir. Fark edileceği üzere bilgi zihnimizde bir piramit gibi hiyerarşik bir biçimde örgütlenir. Hiyerarşik örgütleme ile ilgili bir deneklere bir listedeki sözcükler ağaç gibi hiyerarşik bir düzen içinde verilmiş. Diğer bir grup deneyi ise aynı sözcük listesi rastgele bir biçimde sunulmuştur. Hiyerarşik olarak örgütlenen sözcüklerin %65'i hatırlanırken rastgele verilen sözcüklerin sadece %19'u hatırlanmıştır. Yani aslında bir hatırlama yaparken ya da bilgiyi kodlarken de onları belli bir hiyerarşik düzene koymamız gerekiyor. Yani nasıl diyeyim, tasnif etmek gerekiyor. Büyük olasılıkla uzun süreli bellekten geri getirme bir arama sürecini gerekli kılmakta ve hiyerarşik örgütlenme de bu arama sürecini kolaylaştırmaktadır. Bağlamsal bellek. Bağlamsal belleğin çalışma ilkesi bilginin öğrenilmesinde ve geri getirilmesinde aynı mekansal ipuçlarını kullanmasıdır. Bu ilkeden yola çıkarak örneğin psikoloji dersini aldığınız aynı sınıfta psikoloji sınavına girerseniz bilgiyi getirme şansınızın daha yüksek olduğu söylenebilir. Aynı ilkeyi tersinden de düşünebilirsiniz. Eğer öğrenme ve geri getirme ortamı farklı ise belleğin bağlamsal özelliğinden yararlanamazsınız. Mesela okulda gireceğiniz sınav için kafede ders çalışıyorsanız bağlamsal ipuçlarından yararlanmamız mümkün değildir. Ayrıca bağlamsal belleğe bağlı olarak geri getirme kolaylığı yaşamak için her durumda fiziksel olarak aynı mekana gitmemiz olanaklı değildir. İlkokuldaki sınıfımızı ziyaret ettiğimizde daha önce adını hatırlamadığımız bir arkadaşımızın adını hatırlayabiliriz ve buna şaşırabiliriz de. Ama arkadaşımızın adını hatırlamak için ilkokula gitmemiz mümkün olmayabilir. Bu durumda zihinsel olarak aynı fiziksel ortamı düşünmeye çalışarak bağlamsal bellekten yararlanmayı umabiliriz arkadaşlar. Problem çözme. Bir problemi çözmek için kişi sırasıyla problemi anlamalı, çözüme giden işlemleri saptamalı, bu işlemleri gerçekleştirmeli, sonuçları kontrol etmeli ve hedefe ulaşmışsa bu zincirde tekrar geriye dönmelidir. Problemi anlamak, problemi zihinde temsil etmek demektir. Problemler bazen önermeler, bazen simgeler biçiminde ya da bazen görsel biçimde temsil edilebilir. Problemi doğru yorumladıktan sonra atılması gereken adım, probleme en uygun çözüm stratejisini seçmektir. Deneme yanılma, doğru çözümü bulana dek yanlış çözümleri eleme yöntemine dayanan problem çözme stratejisidir bu. Deneme yanılma problemin çözümüne ilişkin plan yapmayı, problemin tümünü görmeyi ve benzeri faaliyetleri içeren zihinsel süreçlere pek önem vermeyen bir stratejidir. Bunun yerine problemin çözümü için sürekli bir çabanın varlığını önemser. Belli problemlerde ve elinizde sınırlı sayıda seçenek olduğunda bu strateji
iyi sonuç verir. Zihinsel imgeleme problemi ve problemin olası çözümlerini bilişsel olarak görselleştirme işlemidir. Zihinsel imgelemede problemi zihinde görsel olarak temsil etmek, yani şekillerle canlandırmak, problemin özünü yakalamayı sağlar ve gereksiz ayrıntılarla uğraşmaktan uzaklaştırır. Algoritma, doğru çözümün bulunmasını kesinleştiren adım adım problem çözme yöntemidir. Bu stratejide problemin çözümüne adım adım ve sistematik bir biçimde ulaşılır. Eğer algoritmalar doğru kullanılırsa eninde sonunda, yani önünde sonunda problem çözülür. Kestirmeler, doğru çözümün bulunmasını kesinleştirmemekle birlikte problem çözmeyi basitleştiren, kolaylaştıran belirli kurallar ya da yöntemlerdir. Kestirmeler problemi pratik yollarla çözmeyi ifade eder. Bu strateji bir problem için önceki deneyim ve bilgiler temelinde etkili olduğu düşünülen problem çözme yolunu seçmeyi içerir. Kestirmelere bir örnek olarak analojiyi verebiliriz. Analoji iki durumun karşılaştırılmasını içeren bir stratejidir. Kestirmeleri diğer bir örnek tepeye tırmanma stratejisidir. Bu strateji problemin çözümüne adım adım yaklaşmayı içerir. Zihinsel kurulum problemleri belirli bir açıdan algılama ve ele alma eğilimidir. Zihinsel kurulum, yani mental set, problemlere alışkanlık haline gelmiş belli bir algı ya da düşünceyle yaklaşmayı ima eder. Zihinsel kurulumu bir problemin çözümünde engel haline getiren özelliklerden biri işleve takılmadır. İşleve takılma problem çözme sürecini bozabilen bir nesnenin sadece sınırlı bazı kullanımlarını görme eğilimidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bellek konusunu buraya kadar tamamladık. Şimdi zeka konusuna geçelim. Zekanın tanımı. Zeka, öğrenme ve uyum davranışını biçimlendiren yetenekleri belirtmede kullanılan genel bir kavramdır. Seindarman ve Rotman zeka konusunda çalışmalar yapan binden fazla psikolog ve eğitimcinin zekayı nasıl tanımladığını ortaya çıkarmak için insan yetenekleri konusunda oluşturdukları bir listeyi incelemelerini ve zeka ile ilişkili gördüklerini işaretlemelerini istemiştir. Soyut akıl düşünme, problem çözme ve bilgi edinme kapasitesi neredeyse uzmanların hepsi tarafından zeka ile ilgili görülmüştür arkadaşlar. Zeka kuramları, Fransız psikolog Alfred Binet zekayı bir yargılama yeteneği olarak görür. Ona göre bu yetenek şu üç süreci kapsar: problemle yüzleşmek ve doğru çözümü saptamak, çözümü uygulamaya konduğu andan itibaren nasıl yol alındığını takip etmek ve gerektiğinde çözümü değiştirip veya geliştirmek. Spearman genel zekayı G faktörü olarak adlandırmıştır. Bu fikir, çeşitli alanlardaki yeteneklerin hangi düzeylerde görüleceğini tek başına G faktöründen tahmin edebileceğimize işaret eder. Başka bir deyişle Spearman'ın tıpkı kaynaktan çıkan suyun çok sayıda farklı kollara dağılması gibi zekanın da genel zekadan kaynaklanarak özel yetenek alanlarına dağıldığını düşünmektedir arkadaşlar. Thurston zekayı oluşturan 7 bileşen, yani 7 alt yetenek belirlemiştir. Katal ise zekaya ilişkin yetenekleri iki grupta toplamıştır. Bu gruplardan birini kristalleşmiş zeka, diğerini ise akışkan zeka olarak adlandırmıştır. Katal ilk grupta yer alan yeteneklerin deneyim ve eğitimden çok etkilendiğini belirtir. Örneğin sözel ve sayısal beceriler gibi. Akışkan zekanın ise deneyim ve eğitimden çok az etkilenen türde yetenekleri kapsadığını ifade eder. Görsel uzamsal yetenek, ezber belleği gibi. Çoklu zeka kuramı Gardner'ın kuramıdır bu kuram arkadaşlar. Gardner'ın bir değil birçok zeka olduğunu ve her birinin göreceli olarak diğerlerinden farklı olduğunu ileri süren zeka kuramıdır bu. Çoklu zeka kuramını ileri süren psikologlar farklı türde zekaları ayırt ederler. Bunların bir küme olarak görülmesi gibi yanlış izlenime yol açan şey, bu farklı zekaların G faktörü gibi tek bir faktörü yansıttıklarını düşünülmesidir. Yani tek ve genel bir faktörün bir bileşen olarak görülmeleridir. Oysa çoklu zeka yaklaşımında her zeka türü kendi başına bir zeka olarak tanımlanır. Bu yaklaşımın öncülerinden biri olan Gardner da zekanın ayrı ayrı yeteneklerden oluştuğu ve bunların birbirinden bağımsız olduğu görüşündedir. 7 farklı zeka ayırt etmiştir o. Dille ilgili zeka, müzik zekası, mantıksal matematiksel zeka, uzamsal zeka, kişiler arası zeka, beden kinestetikle ilgili zeka ve içsel zeka. Gardner'a göre bir kişinin mesela müzik ve kinestetikle ilgili istisnai derecede yüksek zekası varken uzamsal zekası çok düşük olabilir. Üçlü zeka kuramı, Sternberg'in zekayı temel olarak akademik zeka, pratik zeka ve deneyimsel zeka olarak tanımladığı zeka kuramıdır bu. Bu yaklaşım üç farklı zekanın varlığını öngörür. Akademik zeka, deneyime bağlı zeka ve pratik zeka şeklinde. Akademik zeka formal eğitim bağlamında insanların bilgi işleme tarzını ifade eder. Gerçekte pek çok
Zeka kuramı tarafından öne çıkarılan özellikler bu kategoride yer alır. Yeni bilgiyi kazanma, nasıl yapılacağını öğrenme yeteneği gibi. Deneyimsel zeka ise kendini içgörü ve yaratıcılıkla gösterir. Yeni işlere uyum sağlama, yeni kavramları kullanma, yaratıcı biçimde uyum gösterme gibi yetenekler bu kategoriye girer. Pratik zeka ya da sağduyu olarak da adlandırılacak bu zeka türü ise insanlara gerçek yaşam olaylarıyla başa çıkmada kullandıkları bilişsel süreçleri içerir pratik zeka. Zihinsel testler. Pratik anlamda zeka belli testlerde gösterilen performans olarak tanımlanmıştır. Zihinsel performansını ölçüldüğü bu testlere çok yaygın bir biçimde zeka testi dense de psikologlar daha çok zihinsel test demeyi tercih eder. Zihinsel test terimini ilk kez Cantell kullanmışsa da bu tarihsel seyrin başlangıcında 1880'lerde İngiltere'de Sir Francis Galton'un çalışmaları vardır. Zekayı duyusal işlev düzeyi olarak gören Galton çok sayıda insanın duyusal işlevlerini ölçecek aletler tasarlamış ve testler geliştirmiştir. İnsan yeteneklerinin kapsamını öğrenmek ve İngiliz halkının yeteneklerini test etmek isteyen Galton 1884'te kurduğu bir antropometrik laboratuvarda 6 yıl boyunca 9000'den fazla insanda ölçüm yapmıştır. Bireysel farklılar çalışmalarıyla ilgilenen Amerikalı psikolog Cantell Galton'dan etkilenmiş ve 1890'da ilk defa kendi türettiği zihinsel testler terimini kullanmıştır. Bugünkü zeka testlerine benzeyen ilk zihinsel test 1905 yılında Fransız psikolog Binet'in Tudor Simon ile birlikte gerçekleştirdiği testtir. Binet, zihinsel testler hakkında Galton ve Cantell'den farklı düşünüyordu. Duyusal motor yeteneklerin değil, bellek, dikkat, kavrama gibi bilişsel işlevden test edilmesi gerektiğine inanmıştı. Binet, bir yaş grubundaki ortalama test puanını saptamış ve böylece zeka yaşı kavramını geliştirmiştir. Binet, Simon zeka ölçeği. Çocukları test etmek üzere geliştirilmiş ilk zeka ölçeğidir. Binet ve Simon'un geliştirdiği bu test İngilizceye çevrilerek Binet-Simon zeka ölçeği adını almış ve Amerika'da defalarca revizyondan geçirilmiştir. Bu revizyonlar arasında en çok bilinene 1916'da Stanford Üniversitesi'nde Terman tarafından yapılmış olanıdır. Terman'ın yaptığı revizyondan sonra standart hale gelen test Standard Binet zeka ölçeği adını almıştır. Terman, Alman psikolog Stern'den etkilenerek bir zeka indeksi geliştirmiştir arkadaşlar. Bu indeks günümüzde çok popüler olan zeka bölümüdür. Yani IQ olarak kısaltılır. Bu hem Stanford Binet zeka ölçeği hem de daha sonra sözü edilecek olan zeka testten elde edilen puandır ve zeka yaşının takvim yaşına oranını gösterir. Stanford Binet zeka ölçeği, Binet Simon zeka ölçeğinin Terman tarafından uyarlanan formudur diyebiliriz. Burada zeka bölümü eşittir zeka yaşı çarpı 100 bölü takvim yaşı şeklinde bulunur. Bu hesaplamada çarpan olarak 100 kullanıldığı için zeka yaşı takvim yaşına eşit olduğunda zeka bölümü 100, zeka yaşı takvim yaşından küçük olduğunda zeka bölümü 100'den küçük ve zeka yaşı takvim yaşından büyük olduğunda zeka bölümü 100'den büyük olacaktır. 100'ün altında ve üstündeki puanlar belli aralıklarla zekanın durumuna uygun bir sıfatla adlandırılırlar. Üstün, çok üstün ya da ortalama altı sınırda gibi. Zeka bölümü zekanın mutlak bir ölçümü değil, kişinin kendi yaş grubundakilere göre zihinsel yeteneğini gösteren bir ölçümdür. Diğer bir zeka testi seti ise Veszler zeka ölçüğüdür. Bu ölçeğin 3 farklı versiyonu vardır. Gözden geçirilmiş Veszler yetişkin zeka ölçeği, gözden geçirilmiş Veszler çocuklar için zeka ölçeği ve Veszler okul öncesi ve ilkokul için zeka ölçeği şeklinde. Veszler zeka ölçeği hem sözel hem de performans yetenekleri ölçen, yetişkinler ve çocuklar için hazırlanan özgül formları olan bireysel zeka testidir. Tüm dünyada yaygın bir biçimde kullanılan Veszler ölçekleri Stanford Binet zeka ölçeğindekilere benzer soru maddeleri içerir. Yalnız bu testlerde sorular içeriklerine göre sözel ve performans ölçekleri olarak ayrılmıştır. Sözel ölçek genel bilgi, daha sonra anlama, aritmetik, benzerlikler, sayı dizisi ve sözcük dağarcığını. Performans ölçeği ise şifre, resim, tamamlama, parça birleştirme, küplerle desen ve resim düzenlemeyi kapsar. Bu testlerin yetersiz olduğunu savunan Robert Yerkes, 40 psikologdan oluşan bir grupla grup zeka testleri üzerinde çalışmış. Yerkes ve grubu Ordu Alfa ve Ordu Beta testlerini geliştirdiler Ordu için. Beta testi, Alfa testinin ana dili İngilizce olmayan ve okur yazarlığı olmayan için geliştirilmiş versiyonudur. Beta testinde sözlü yönerge verilmez. Günümüzde grup testleri sıklıkla okullarda kullanılmaktadır. Grup testleri zaman ve emek açısından bireysel testlere göre daha az maliyetlidir ama
Kendine göre bir takım sınırlıkları da vardır. Grup testlerinde testi uygulayan uzman test cevaplayıcılarının ne kadar yorgun olduğunu ya da yönergelerin ne kadar anladığını fark edemeyebilir. Ayrıca testi aşina olmayanların bireysel uygulamalara göre grup testi uygulamalarında başarı düzeylerinin düşük olma ihtimalleri de vardır. Yaratıcılık. Yaratıcılık zeka ile ilişkili ama ondan farklı olduğu düşünülen ve bu nedenle ayrıca değerlendirilmesi gereken bir olgudur diyebiliriz. Yaratıcılık toplum tarafından yeni ve özgün kabul edilen düşünce ya da nesne oluşturma yeteneğidir. Yaratıcı düşüncenin üç önemli bilişsel özelliği taşıdığı belirtilmektedir. Orijinallik, akıcılık ve esneklik. Bu üç özelliği örneğin çok sık kullanılan yaratıcılık testlerinden alternatif ya da alışılmadık kullanımlar testinde görebiliriz. Bu testte cevaplayıcıya örneğin bir tuğlanın alternatif kullanımları sorulabilir. Bu örnekte orijinal cevaplar tuğlanın farklı kullanımlarına ilişkin alışılmadık fikirleri içerir. Kullanım sayısı cevaplayıcının bilişsel akıcılığını ve kullanım çeşitliliği bilişsel esnekliği yansıtır. Bıraksak düşünme, özgün yaratıcılık ve esneklik ölçütlerini karşılayan düşünmedir. Yeni fikir üretmek, bıraksak düşünme denilen düşünme biçimiyle yakından ilişkilidir. Bıraksak düşünmede iyi olan insanlar problem çözerken gittikçe genişleyen ve yayılan yani ıraksayan çeşitli yollar üretirler. Farklı şemalara yerleştirdikleri farklı kavramlar arasında bağlantılar kurarlar ve bu yüzden de sahip oldukları kavramları şemalara katı bir biçimde değil esnek biçimde yerleştirirler. Problem çözümde bu tür ıraksak düşünme alternatif çözüm yollarını görebilmek için gerekliyse de daha sonra yakınsak düşünme evresine geçmek gerekir. Yani üretilen fikrin değerini araştırmak ya da ilk evrede üretilenleri mantıksal süzgeçten geçirip problemin tek çözüm yolunu doğruyu düşünmeyi daraltmak yani yakınsamak gereklidir arkadaşlar. Yakınsak düşünme bir problem karşısında düşünmeye doğru çözümleme yönlendirmedir. Doğru çözüme yönlendirmedir. Yaratıcı insanlar soyut düşünmeden çok somut imgelerle düşünme eğiliminde oldukları için belki de zeka testinde yüksek puan alanların yaratıcılığında bir artış görülmez. Yani zeka düzeyleri ortalamanın biraz üstünde olan bireyler yaratıcılık testlerinde parlak sonuçlar elde ederken zeka bölümleri daha yüksek olan bireylerin yaratıcılık testlerindeki performansları düşüktür. Psikologlar bu araştırma bulgularını eşik modelle açıklarlar. Buna göre yaratıcılık için belli bir zeka düzeyi şarttır ama bu eşikten sonrası için zeka yetmemektedir. Başka özelliklerin düşünce akıcılığı ve bir takım kişilik özelliklerinin devreye girmesi gerekir aslında. Evet arkadaşlar bölüm bu kadar. Teşekkürler.